vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bizleri yoktan var eden, bize İslam nimetini bahşeden, fecrin icabet saatinde Cami-i Kebir'de rızası etrafında bir araya getiren Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Yolunu kaybetmiş bütün insanlığa hidayet rehberi olarak gönderilen, vicdanı ve merhameti kaybetmiş insanlığa rahmet olarak gönderilen Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Aziz kardeşlerim, mümin ve mümine kardeşlerim, genç kardeşlerim, çocuk arkadaşlarım, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, fazileti, afiyeti, akifeti üzerinize olsun. Cenab-ı Hakk'a ne kadar hamd etsek azdır. İnsanoğlu hayata bir kez gelir. Yaratılmışlar içerisinden seçilmişler topluluğu olarak tabiatın, kainatın ve pek çok insanların gaflet uykusuna yattığı bir zamanda uyanabilmeyi, gafletten uyanabilmeyi, Kâbetullah'ın şubesi olan mescide gelebilmeyi, huzurunda divanında durabilmeyi, kıyamda durabilmeyi, huzurunda rükû'a varabilmeyi ve huzurunda bizi kendisine en çok yaklaştıran secdeye varabilmeyi bize lütfettiği için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Kardeşlerim, Rabbimizin bize verdiği sonsuz nimetleri var. وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışırsanız sayamazsınız buyuruyor Rabbimiz. Ancak en büyük nimeti nedir biliyor musunuz? Allah'ın bize verdiği en büyük nimet can mıdır, göz müdür, kulak mıdır, evlat mıdır, mal mıdır, mülk müdür, hayat mıdır? Bütün nimetleri sayacak olursanız andolsun ki en büyük nimeti İslam. O en büyük nimeti lütfettiği için Allah'a hamdolsun, şükrolsun, elhamdülillah. Aziz kardeşlerim, fecir vaktindeyiz. Fecir vakti Rabbimizin and içerek değer verdiği bir vakit. Vel fecri ve leyalin asrin ve şef'i vel vetri. Fecr'e and olsun ki diye başlayan Fecir suresinde Yüce Rabbimiz bu vaktin insanoğlu için her gün yeni bir doğum, yeni bir doğuş olduğunu ifade eder. Her fecir yeni bir doğuştur. Akşam uykuya yattığımız zaman her uyku bir ölümdür. Her fecir bir doğum ve doğuştur. Yüce Rabbimiz İsra suresinde şöyle buyurur. Akimis salate li duluki şemsi ila gasaqil leyli ve Kur'anel fecr. İnne Kur'anel fecri kâne meşhûda. Akimis salate li duluki şemsi. Güneşin hareketlerine göre namaz kılınız. Güneşin doğuşundan önce
önce namaz kılınız. İlâ gasakilleyl, gecenin batışına kadar, güneşin batışından gecenin oluşumuna kadar, sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Ve Kur'anel fecr. Ancak bu namazlar içerisinde birisi var ki, Rabbimiz ona Kur'an-ı Fecr. Fecir vaktinin Kur'an'ı. Namazda Kur'an okuduğumuz için burada namaz Kur'an olarak ifade ediliyor. Kur'an-ı Fecr. Ama hemen arkasından İnne Kur'an-ı Fecr kâne meşhûdâ. Çünkü sabah okuduğunuz Kur'an'a Allah'ın bütün melekleri şahit olur. Allah'ın gündüz ve gece nöbetleşe kainatı murakabe eden melekleri vardır. O bütün meleklerin şahit olduğu vakit fecir vaktidir. Gündüz melekleri, gece meleklerinin şahit olduğu vakit fecir vaktidir. Melekler hamdolsun bizi fecir vaktinde Rabbimizin huzurunda görüyor. Sevgili Peygamberimiz de hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar. Men salla salatel fecri fehuve fî zimmetillah. Sabah namazını kılan, hakkıyla eda eden Allah'ın zimmetindedir. Allah'ın koruması altındadır. Başka bir hadisi şerifinde şöyle buyurur. Men alime fadla salatil fecri lev alimtum fadla salatil fecri le eteytum habven. Eğer sabah namazını böyle birlikte Allah'ın huzurunda, Allah'ın mescidinde kılmanın faziletini bilseydiniz, gücünüz yetmediği zamanlarda sürünerek gelirdiniz buyuruyor. Genç kardeşlerime sesleniyorum. Aziz gençler, kendinizi bu nimetten hayatınız boyunca mahrum etmeyin. Sevgili çocuklar, aramızda bulunan sevgili çocuklarımız, çocuk arkadaşlarım, büyüyünce, hayatınız boyunca kendinizi bu büyük nimetten, bu güzel nimetten hiçbir zaman mahrum etmeyiniz. Allah bizleri mahrum eylemesin. En büyük mahrumiyet bu nimetin farkında olmamaktır. Buruk suresinde bugünlerde her gece yaşadığımız bir hadise bize nakledilir. Bugünlerde her gece izlediğimiz bir manzarayı Rabbimiz tarihten bize nakledilir. Buruk suresinde Ashab-ı Uhdud anlatılır. Ashab-ı Uhdud, Necran bölgesinde Allah'a iman eden insanlara Resul-i Ekrem'den asırlar önce yapılan bir işkenceyi anlatır. İman eden insanlar için hendekler kazılmıştır. Hendeklerde ateşler yakılmıştır. Ve o insanlar kadın, erkek, çocuk demeden o hendeklere, ateş dolu hendeklere وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. Uhdud, Uhdud ashabı kahrolası. Yani o hendekleri kazarak kazarak, hendekleri kazıyarak müminlerin çocukları o hendekteki ateşlerin içerisine atarak yakanlara, yakanlar kahrolsun buyuruyor Rabbimiz. Bu ayetleri okurken birkaç gündür Halep'te binaların yıkıntıları arasından çıkarılmaya çalışan çocukları hatırlamamak mümkün mü? Sadece Ashab-ı Uhdud tarihte olmadı. Her zaman oldu. Bu
kutile ashabul hudud, ennâri dâfil vakûd, idhum aleyhâ ku'ûd, vehum alâ mâ yef'alûne bil mu'minîne şuhûd. İkinci kısmı da maalesef bizim ilgili. Kahrolsun o insanlara ki, iman eden masum insanları ateş dolu hendeklere koyup yaktılar. İzhum aleyhâ ku'ûd, وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. Etraflarında oturup o müminlere yapılan işkenceyi seyredenlere de yazıklar olsun. Rabbimiz وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. O insanlardan intikam almalarının bir tek sebebi vardı. Aziz ve hamid olan Allah'a iman etme. Ve arkasından اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيمِ. Her kim mümin erkek ve mümin kadınlara işkence yaparsa ve sonra da tevbe etmeden bu dünya hayatını terk ederse onlar için cehennem ateşi, onlar için yakıcı bir ateş vardır buyuruyor. Cenab-ı Hak yeryüzünde o zulme maruz kalmış bütün kardeşlerimizin bir an önce zulümden ve kötülüklerden kurtulmalarını nasip ve müyesser eylesin. Bize de mümin kardeşlerine yapılan işkenceyi seyretme gibi bir zilletten bizleri muhafaza eylesin. Amin. Ya Rabbi, çekemeyeceğimiz yükleri bizlere yükleme ya Rabbi. Çekemeyeceğimiz yükleri bizlere yükleme ya Rabbi. Bizlere affeyle, bizlere mağfiret eyle, bizlere merhamet eyle. İnkarcılar topluluğuna karşı bizleri muzaffer eyle. Münafıklar topluluğuna karşı bizleri muzaffer eyle. Ya Rabbi, bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne kadar din-i mübin İslam için, yüce kitabın için, İnsanlık için can veren bütün şu hedayı cemiyetimizden haberdar eyle. Onlara rahmet eyle ya Rabbi. Büyük şehitlerle, sıddıklarla, nebilerle haşrolmayı kendilerine nasip eyle ya Rabbi. Milletimizi her türlü kötülükten muhafaza eyle. Alem-i İslam'ı yeniden aziz bir alem eyle. Ümmeti Muhammed'i yeniden aziz bir ümmet eyle ya Rabbi. Amin. Amin ve selamu alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha.